Evet, özel yayınımız devam ediyor. Soma faciasının 4. günündeyiz ve hala Soma'dan haberler bekleniyor. Hala netleşmeyen şeyler var ve bunlar maalesef can kaybı, insan sayısı, hem mahsur kalanlara ilişkin farklı bilgiler var, hem resmi açıklamalar. Mesela bizim haber merkezimizin yaptığı bir çalışmanın sonucunda elde ettiği hayatını kaybeden işçi sayısıyla bakanların açıkladığı işçi sayısının birbirlerini tutmadığını gösteriyor. Bu arada yeni bir açıklama var. O da resmi bir açıklama. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 292 madencinin hayatını kaybettiğini açıklamış. Bunu da iletelim ve Soma ile bağlantılarımız da devam edecek. Daha önce de anons ettiğimiz gibi şimdi stüdyoda HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel ile birlikteyiz. Sebahat Hanım ve HDP heyeti Soma'daydı. Haberi alır almaz heyet Soma'ya yola çıktı. Ertesi günde HDP eş genel başkanları Soma'ya gittiler ve orada bir takım gözlemlerde bulundunuz, görüşmeler yaptınız. Hoş geldiniz. Nasıl haberlerle, nasıl bir izlenimle döndünüz Soma'dan? Hemen başlayalım. Soma'dan başlayalım. İlk anlardan başlayalım isterseniz. Ben öncelikle bu faciadan dolayı yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Soma'ya ilişkin izlenimlere geçmeden önce bugün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Mevlüt Hasanoğlu da kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Onu da ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yani Soma bir kaza falan değil, bir katliam, işçi katliamı. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak aslında bu konuda özellikle ağır iş kollarında çok ciddi güvenlik, iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda ciddi sorunlar olduğunu, bunun artık sos verdiğini, bu konuda hükümetin adım atması gerektiğini her fırsatta ifade ettik. Hem meclisin denetim konuları olan araştırma önergeleri, soru önergeleri meclis kürsüsünde defalarca ifade ettik. Soma da aslında bu yerlerden birisiydi. Daha önce milletvekili arkadaşlarımız bu konuda soru önergeleriyle özellikle Soma'da biliyorsunuz aslında 15 bine yakın işçi çalışıyor orada çeşitli maden ocaklarında. O konuda iş kazaları sürekli oluyor. Bu gündeme taşmıyor. Daha önce de bir iş kazası nedeniyle insanlar yaşamını yitirmişti. Ama bu gerekli tedbirler alınmadı. İlk olayı duyduğumuzda bizim yerelde arkadaşlarımız, il örgütümüz bize bilgi verdi. Bize ilk bilgi verdiklerinde 17 işçinin öldüğünü ifade etmişlerdi. O zaman resmi rakamlar 5 diye ifade ediyordu. Biz hemen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Levent Tüzel ve Şırnak Milletvekilimiz Sayın Selma Irmağ'a oradaki yönetici arkadaşlarımızla birlikte şeye gönderdik, olay yerine. Onlar da gittiklerinde gece yarısı orada oldular. Durumun çok vahim olduğunu ve zaten basında artık işlemeye başladı. Meselenin bundan çok daha büyük bir şey olduğunu, trafo patlaması diye ifade edilmişti. Gidildiğinde bunun bir trafo patlaması olma ihtimalinin zayıf olduğuna dair yaklaşım vardı. Sabah ilk uçakla biz de Soma'ya gittik. Orada gördüğümüz durum da aslında durumun çok vahim olduğuna dair verilerdi. Çünkü insanların hastaneye gittiğimizde işçilerle, orada sağ kurtulan işçilerle sohbet ettiğimizde kendileri bir trafo patlamasından hiç bahsetmediler. Bir kablo yanmasından ve oradaki banttan dolayı bir yangından bahsettiler ve saat 7'ye kadar işte oksijen tüpünün sayesinde hayatta kalabildikler, sonrasında hatırlamadıklarını ifade ettiler. Aslında bu durumun kendisi işte Türkiye'deki madenlerde ya da iş sahalarındaki işçilere yaklaşımın çok net ifadesi. Biz daha sonra madene gittiğimizde Taner Yıldız'dan bilgi aldık durum nedir diye. Kendileri bize bir rakam vermediler. Hala mesela Türkiye'de bir rakam tartışması var. Yani kaldı ki bu rakam bile çok fazla. Yani
300 diye ifade edilen rakam çok fazla ama biz gerçeğin bunun ötesinde olduğunu ifade ediyoruz, biliyoruz. Çünkü 787 resmi rakam var, birinci vardiya. Vardiya değişimi sırasında ikinci vardiyada ne kadar kişi var, kayıt dışı çalışan var mı yok mu ki buralarda birçok kayıt dışı çalışan kişi var. İlk etapta 80 kişinin kurtulduğunu... Şirket yetkililerinin bugünkü açıklamalarını, basın toplantılarını izlemişsinizdir. Evet. Kayıt dışı işçi olmadığını söylüyorlar. Yani bunlar zaman içinde. Bütün şirketler zaten bu tip şeyleri kabul etmiyorlar resmi olarak zaten. Ama orada şöyle genelde mesela bu kurtarma çalışmalarına katılan bizzat insanlarla görüştük. İçeride çok fazla sayıda insanın olduğunu, hatta ulaşamayan galeriler olduğunu, şu an bile yerelde aldığımız bilgilere göre daha ulaşılamayan insanlar olduğunu, yani resmi rakamların çok daha ötesinde bir sayıda işçinin orada olduğuna dair bir yaklaşım var. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Siz ifade ettiniz. Mesela şirket sahipleri bugün açıklama yaptılar. Yangının neden olduğunu bilmiyoruz. 5 dakika önce her şey normaldi. Sonrasını biz de şey yapamıyoruz diye. Bu açıklamaların kendisi bile sorunlu. Yani hükümetin yaptığı açıklamalar, bakanın yaptığı açıklamalar hepsi aslında bu katliamı önlemeye, örtmeye yönelik bir yaklaşım olarak biz değerlendiriyoruz. Oradaki açıklamalarımızda da söyledik. Bu bir işçi katliamıdır. Bu önlenebilir bir durum olduğu halde önlenmemiştir. Bunun siyasi sorumlusu iktidardır, AKP iktidarıdır ve hükümet aslında bunun hesabını vermelidir. Yani normal demokratik ülkelerde bunun böyle bir olay yaşandığında 300-500 insanın yaşamını yitirdiği bir olayda diyelim ki hükümet istifa eder. Bırakalım hükümet istifa etmeyi, bakan bile istifa etmiyor ve biz oraya gittiğimizde sorduk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı nerede yani? Ya burada direkt kendisine bağlı bir alanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı orada. O kriz masası oluşturmuş. O ilgileniyor ama bu bile hükümetin bu soruna nasıl yaklaştığının bir göstergesi. Bu ciddi anlamda Türkiye'de aslında işçilerin, emekçilerin nasıl bir şeye tabi tutulduğunu, bu 21. yüzyılda modern kölelik sisteminin nasıl işlediğini bir kez daha gösteriyor. Hükümete sorduğunuzda iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yasa çıkardıklarını hep ifade ediyorlar zaten. İş sağlığı ve iş güvenliği yasası çıkartıldı ama denetimleri sağlıklı yapılmıyor. İş sağlığı, iş güvenliği personeli nasıl? Yani üstelik bu şeyde, madende Ocak ayında denetim yapmış hükümet. Hiçbir sorun olmamış. Buraya teşekkür etmişler. Yani bu bile aslında direkt hükümetin sorumluluğu olduğunu gösteriyor. Denetimden geçmiş, sorun yok denilen bir yerde. Eğer böyle bir kaza yaşanıyorsa ve 300'den fazla, resmi rakamları söyleyelim, yani 300'e yakın işçi yaşamını yitiriyorsa bu kabul edilebilir bir durum değil. Kaldık insanlar zaten çok öfkeli. Biz onu da gördük. Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na yönelik bu kadar tepki olması da çok doğal bence. Yani insanlar gerçekten hayatlarını kaybetti. İnsanlar geleceklerini kaybetti ve orada bir işçi bize şunu söyledi. Biz 1.000 lira, 1.300 lira para alıyoruz ve şimdi toplu yani diri diri mezara gömüldük diye. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Sizin görüştüğünüz aileler de oldu mutlaka. Hastane ziyaretleri de yaptınız. Bunun dışında işte işçilerle görüştünüz, onu da anlattınız. Fakat buralara yine geleceğiz. Başbakan Erdoğan'ın yaklaşımları, açıklamaları konusunda neler söylersiniz? Ya tabii Başbakan bu yaşanan işçi katliamda hükümetin sorumluluğunu görmek yerine bunu bir kaderci zihniyetle her yerde oluyor diye, üstelik 300 yıl önceye gönderme yaparak, İngiltere'ye gönderme yaparak vahim bir şeyde bunu anlatmaya çalıştı. Kaldı ki biz Taner Yıldız'la yaptığımız görüşmede ilginç bir diyalog geçti aramızda. Diyor en çok iş kazaları, bir Amerikalı bir şirket açıklama yapmış, araştırma yapmış, en çok iş kazaları evde oluyor, kadınlar yapıyormuş gibi. Ya dedim, bunu da getirip kadere bağlayacaksınız ki böyle bir yaklaşım var. Yani hükümet başından beri başbakanından bakanlarına, oradaki yerel yöneticilerine kadar hepsi bu olayı bir kader, aslında Allah'ın takdiri olduğuna, kendilerinin hiçbir sorumluluğu olmadığına dair bir yaklaşım içerisinde. Bunu böyle olmadığını, bunun önlenebilir olduğunu söyleyenlere de neredeyse işte bu ortalığı karıştırmak isteyen, ortamı germek isteyenler olarak şey yapmaya çalışıyor.
Bu ciddi bir sorun ve Başbakan'ın yaptığı açıklamaların hepsi hem siyasi sorumluluktan çok uzak. Yani bir ülkenin başbakanı ve kendi yönettiği ülkede madende iş kazası olmuş. 300'den fazla, yani 300 insan yaşamını yitirmiş. Kaldı ki daha rakamların ne olduğu belli değil. Yani kaç işçi çalışıyor, ne kadar çıkartıldı, ne kadar şey yapıldı, bu bile belli değil. Hala şu anda rakamlarla oynandığı düşünüyor. Çok ciddi bir güvensizlik var toplumda. Yani gerçek rakamların çok daha fazla olduğunu söylüyor. Bunun açıklamasını yapamayan bir başbakan bunu işte başka şehirler, başka ülkelerde de oluyor, bu bir kaderdir deyip açıklama yapacak. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bu hesap verme durumu da değil. Yani bu başbakan, diyelim ki bu hükümet hesap vermek durumunda, bu halka hesap vermek durumunda, bundan çok uzak bir yaklaşım. Kaldı ki protestolar karşısındaki tavrı da zaten bir şey, hani o devlet adamlarını çok kullanıyorlar ya, devlet adamlığına, sorumluluğuna yakışır bir tutum ve davranış olmadığı çok net, hatta kontrolden çıkma durumu var. Peki şimdi şöyle bir şey dediniz, hani her zamanki gibi kaderci bir yaklaşımla yaklaştı bu konuya da dediniz, fakat burada bir de sorumluluğun altını çizdiniz. Böyle inandıkları için mi böyle yaklaşıyorlar sizce? Bunun siyasi sorumluluğundan kaçmak için mi böyle bir yaklaşım sergileniyor? Nerede ayrılıyor bunlar? Ayırabiliyor musunuz? Ya şimdi tabii kapitalizmin en temel şeylerinden birisi kar etme. Yani aşırı kar hırsı birçok zaman aslında insani değerlerin hepsini yok sayıyor. Yani orada önemli olan bir insanın yaşam hakkı, güvenliği falan değil. Önemli olan ne kadar çok para kazanacağı. Dolayısıyla yapılması gerekenler yapılmıyor. Mesela ağır iş kolunun bazı düzenlemeleri var. Bugün Avrupa'da da madencilik sektörü var. Yani 300 yıl önce bu kazalar yaşamış ama insanlar bundan ders çıkarmış ve artık bu tip kazalar yaşanmıyor. Yani maden kazaları ya da işte inşaatlarda ya da işte ne bileyim başka alanlarda kazaları en az aza indirgeyecek uygulamalar yapılıyor. Türkiye'de bu kazaların temel nedeni bir, bu alandaki aşırı kar hırsı ve bunun için uygulanan yöntemler, mesela özelleştirme, esnek çalışma, taşeronlaştırma, diyelim ki kayıt dışı işçilik, bütün bunlar benzer. Aslında birçok iş kolunda benzer sorunlar yaşanıyor. Daha önce Tuzla tersanelerinde de hatırlarsanız iş kazaları nedeniyle bir araştırma komisyonu kuruldu. O zaman ben o komisyonun üyesiydim. Gittik birçok yerde araştırma yaptık ve şöyle, yani orada normalde doğal koşullarda bile iş kazası olmaması mümkün değil. Çünkü işte o tersanelerin kurulduğu alanlar dar ve bir gemide bilmem aynı anda 3-4 tane taşeron firma çalışıyor. Tedbirler alınmıyor. Ama aynı şeyi gittiler Yalova'da da başka bir şeyi inşaatında kullandılar. Yani ders çıkarma burada bu kazalara neden oluyor. Dolayısıyla bunu değiştirelim yaklaşımından ziyade mevcut uygulamayı devam ettirmek gibi bir yaklaşım. Burada da mesela diyelim ki taşeronlaşma ciddi bir sorun. İkincisi mesela sendika örgütlenmesi konusunda da sorun var. Mesela diyelim ki örgütlü Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye'nin yükümlülük altına girdiği bazı şeyler var. İnsanların örgütlenmesi konusunda ama devlete bağlı, iktidara bağlı örgütlenmeler yaratıyorlar. İktidara bağlı örgütlenmeler yaratınca... Burayı biraz daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü bu faciada sendikaların da bir sorumluluğu olduğu konusu çok tartışılıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu iktidara yakın sendika olduğunda da görmezden geliyor. Yani patronun değerleri, ölçüleri onlar için esas oluyor. Şimdi mesela Tuzla tersaneleri için örnek vermiştim. Biz gittiğimizde mesela iki tane sendika var. Bir limiter iş, bir tok gemi iş sendikası. Limiter işe gittiğinizde başka bir durumu anlatıyor. Daha gerçekliği anlatıyor ama diğer sendika daha iktidarın ya da patronun istediği şeyleri söylüyor. Hiçbir sorun yok. Çünkü hiçbir sıkıntı yok. Her türlü denetim yapılıyor. İkinci işçi, iş sağlığı ve güvenlik personeli alınıyor ama bunlar çoğu zaman yeterince denetim yapmıyor. Geliyor mesela patronla oturuyor, raporunu yazıp gidiyor. Yani gidip işçiyle görüşmek, kaldı ki işçilerle görüşse bile işçiler işten çıkartılacağı korkusuyla çoğu zaman gerçeği söyleyemiyor. Yani bu da çok ciddi bir sorun. Ya da yaşadıklarının farkında olsa bile evine ekmek parası götürme kaygısıyla bunu gerçekleştiremiyor. O açıdan yani buradaki o kapitalizmin ortaya çıkarttığı aşırı kar hırsı, neoliberal politikaların uygulanış tarzı, hükümetin bir de yaklaşımıyla bütünleşince dolayısıyla buradan bu tip kazalar kader olarak karşımıza çıkartılıyor ama gerçek olan şey bunun yani bu yönü, diyelim ki
insan sağlığını, insanın hayatını hiçe sayacak bir nokta. Neyse bu maden ocağında yaşam odaları yapılması gerekiyor böyle ağır iş kolunda. Şimdi tartışılıyor, mevzuatta var mı yok mu? Mevzuatta olsa olmasa ne olacak? Sen eğer oradaki insanlarda yani çalıştırıyorsun, onun karşısında kendini zengin, Türkiye'nin bilmem kaçıncı zengini oluyorsun, ama oradaki insanların yaşam hakkını güvence altına alacak bir uygulama yapmıyorsun. Tedbirlerini güvence, yani tedbirini almıyorsun. İnsanca yaşam koşullarını, yani iş yerinde bile insanca yaşam koşullarını ayarlamıyorsun. Sonra da bunu bir kadercilikle açıklıyorsun. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Diğer bir konu, yani şimdiye kadar kaç saat geçti üzerinden? 4 gün oldu değil mi? Hala bir kişi gözaltına alınmadı sorunlarda. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 300'den fazla insan yaşamını yitirmiş. Hala kayıp olanlar var. Mesela yerelde aldığımız bizim kriz masasında olan arkadaşlarımız var. Orada bir kriz masası oluşturuldu. Halkların Demokratik Partisi'nden arkadaşlarımız, il yöneticimiz de o kriz masasında, avukat arkadaşlarımız var. Oranın sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan bir heyet var. Şu an insanlar çocuklarına ulaşamıyor. Kayıp insanlar var. Yani bu konuda hala bir soruşturma hani başlatılacak mı, nasıl başlatılacak, o tartışmaları bir kenara bırakalım. Bir kişi dahi gözaltına alınmış değil yani bu sorumluları olarak. Yani hükümet kendisi sorumluluk almadığı gibi kendisine bağlı olan ya da işte siyaseten işbirliği yaptığı patronuna da oradaki koruyor. Oradaki işte bilmem kendisiyle işbirliği içerisinde olan yöneticileri de koruyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yöneticiler korunuyor diyorsunuz siz de. Bu da biliyorsunuz konuşulan bir konuydu. Yöneticiler niye korunuyor? 4. günde ortaya çıktılar. Ve yapılan açıklamaları siz de görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir. Şöyle bir kaygı da var tabii bu sorumluluk meselesine gelince. Ona dair neler söylersiniz bilmiyorum ama bir şekilde işveren vekillerine, işte müdürlere bunun fatura edilerek iş yeri sahibinin sorumluluktan kaçmak istemesi ihtimalinden de söz ediliyor. Böyle de yorumlar yapılıyor. Ayrıca burada yalnızca iş yeri sahibi mi, hükümetin sorumluluğuna dair neler söylersiniz? Çünkü bir istifa müessesesinden bahsedilemiyor Türkiye'de. Hiçbir olay sonrası istifa eden bir bakan en azından ben hatırlamıyorum. Bilmem siz hatırlar mısınız ya da seyircilerimizin hatırladığı böyle bir facia sonrası istifa durumu oldu mu? Ya da bu tür felaketlerde hükümetler başka türlü davrandılar mı? Şahsen ben hatırlamıyorum. Siz siyasi tarihinde Türkiye'nin böyle bir durum hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Hükümetin sorumluluğu ve İş yeri sahibinin sorumluluğu konusunda neler söyleyeceksiniz? Somut olarak ne yapılması gerekiyor? Yani bu sorumlular, bir yandan da cezasızlık hep Türkiye'de çok konuşulan bir konu biliyorsunuz. Bundan dolayı açılmış pek çok yara var, kapanamayan yaralar var. Buradan baktığınızda bu durumda mı cezasız kalacak? Ya da cezasızlık dışında neler yapılabilir? Ya tabii bu ciddi bir sorun. Yani şimdiye kadar gerçekten hükümet yani bu ve benzer durumlarda sorumluluğu olduğu konularda hiçbir zaman istifa etmedi. Aksine hep şöyle bir, mesela AKP'ye yakın medya, köşe yazarları neredeyse bunu bile bir komplo olarak değerlendirecekler. Hatta yarın sabotaj derlerse bile şaşırmamak lazım. Hani bu aslında iş yerini, oradaki şeyleri korumak adına. Böyle bir şey durumu var. Yani kendi üzerinden atma durumu var. Ama ben özellikle işçi sendikalarının, halkın, sivil toplum örgütlerinin bu konuda biraz daha örgütlü, bu süreci sokakta örgütleyerek bunun hesabı sorması gerektiğini düşünüyorum. Doğru, Türkiye'de bir cezasızlık durumu var. Yani şimdiye kadar hiçbirinin hesabı verilmedi. Verilmeyecek gibi de görünüyor. Yani AKP hükümeti döneminde 13 bin insan yaşamını yitirmiş, 13 bin işçi yaşamını yitirmiş. Bunu üst üste koyduğunuzda gerçekten korkunç bir durum. AKP hükümetinin aslında işçi karnesi o açıdan çok da iç açıcı bir karne olmadığı ortada. Bunu o zaman da sorgulamak gerekir. Bu son yaşanan olay aslında bütün bu süreci, belki 12 yıllık süreci göstermesi açısından da önemli diye düşünüyorum. Yani buradan da çıkıp, yani Soma'daki katliam
Gerçekten çok vahim ve derin bir durum. Yani bütün Türkiye'yi üzüntüye boğdu ve gerçekten yapılması gereken şeyler yapılmadığı için, yani bu katliam engellenebilirdi. Küçük tedbirlerle bunlar engellenebilirdi. Başka yöntemler, yani bu konu uzmanları kaldı ki açıklamalar yapıyorlar. O konuda ben hani şey konusunda uzman değiliz ama bunlar yapılabilirdi. Ama yapılmadı. Mesela diyelim ki mecliste de bu madenlerde ki kazalar nedeniyle bir önerge sunuldu. AKP hükümeti bu önergeyi de reddetti. Geleneksel olarak kendi vermediği hiçbir önergeyi, tabii araştırma önergesini gündeme taşımıyor. Şimdi apar topar hemen bir araştırma önergesi gündeme getirdi. Yani Soma'daki cinayetin araştırılmasına dair. Böyle bir şey olabilir mi? Siz daha önce gündeme geliyor, soru önergeleriyle gündeme getiriyorsunuz. Bunlara işte verilen cevaplar var. Ama bu konuyu araştırma, bu konunun tedbirini alma konusunda hiçbir adım atmıyorsunuz. Böyle bir facia yaşadıktan sonra hemen herkesten önce bir araştırma önergesi getirerek sanki bu konuyla ilgiliymiş, bunun hesabını vermek istiyorlarmış gibi bir yaklaşım içerisinde. Yani daha önceki uygulamalarında da işte bu yolsuzluk rüşvet operasyonunda da benzer bir şeyle karşılaştık. Bakanlara hesap verdirmek yerine son anda işte bir araştırma komisyonu kurularak kendilerinin denetiminde olan, aslında o araştırma komisyonları çoğu zaman gerçeği gizleme komisyonlarına dönüştürür hale geldi. Burada da benzer bir uygulamayla karşı karşıyayız. Şimdi cezalandırma dışında ne yapılabilir dedik ya, şu sebeple cezasız kalıyor ve hesap verilmiyor. Siz de söylediniz. Bir önceki bölümde de konuştuk. Mesela bundan sonrasına ilişkin de nedeni bilinemiyor deniliyor ya, biliyorsunuz. Siz de dile getirdiniz. Trafo patlaması olmadığını düşünüyorlar. Orada konuştuklarımız dediniz. Hala kaynağına dair de net bilgiler yok. Yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı dedi ki orada teknik heyetler araştırma yapacaklar ve ardından bilirkişi raporu beklenecek. Bugün şirket yetkilileri de benzer şeyleri zaten onaylamış oldular. Benzer bilgiler vererek teyit etmiş oldular bunu. Şimdi bu durumda yapılacak olan araştırmaya nasıl güven duyacak insanlar? Somalılar açısından baktığımızda, yalnızca oradan ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin gözünden baksak bile herhalde öyle bir sonuç. Gerçi şimdiden tabii nasıl bir rapor çıkacağını öngöremiyoruz ama sizce bütün bu soruların olmasa bile pek çoğunun yanıtını verecek sonuçlar elde edilebilecek mi yapılacak araştırmadan sonra? Yani ben şu an bile orada özellikle maden mühendisleri odasında çalışan arkadaşlarımızın, bu konuda bilgi sahibi olan birçok kişi aslında raporunu hazırlamış durumda yani. Hükümet dışında alternatif bir raporun hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hükümet bu konuda taraftır. Taraf olduğu için de gerçekten objektif bir rapor hazırlayıp hazırlamayacağı konusunda bizim şüphelerimiz var. Yani bu konuda şeyden ziyade, yani tabii bundan sonra mesela diyelim ki bu kadar insan yaşamını yitirdi, hala kayıp olanlar var, hala yer altında insanların cenazeleri bekliyor. Yani bunun üzerinde konuşmak çok kolay olmuyor yani. İşte siz konuştuğunuzda, şey yaptığınızda bunu siyasete malzeme ediliyormuş gibi değerlendiriliyor ama gerçekten Türkiye'de en ucuz olan şey insan hayatı yani. İşte bir gece bakıyorsunuz Roboski'de savaş uçakları bombalıyor, 34 yurttaş yaşamını yitiriyor. Bir bakıyorsunuz işte Ostim'de bir iş kazası olmuş, onlarca işçi ölüyor. Bir bakıyorsunuz bir madende nedeni belli olmayan, hala 4 gün geçmiş olmasına rağmen nedeni belli olmayan bir yangın nedeniyle insanlar yaşamını yitiriyor. Yani ve bunlar ölen öldüğüyle kalıyor. Bunun hiçbirinin hesabı verilmiyor devlet tarafından. Aslında hepsinin, bugün bütün bunların hepsinin sorumlusu devlet. Çünkü devlet bu yerlerde patronları koruyor. Yani hiçbir zaman işçiyi, emekçiyi koruyan hiçbir uygulamaları yok. Bu yıl hatırlayın 1 Mayıs şeyini, Taksim'i yasakladıklarında biz o zaman demiştik ki insanlar Taksim'e çıktığında ne diyecekler? Taksim'e çıktığında yaşadıkları sorunları tartışacaklar. Biz mesela bu madencilik şeyini, madencilikte yaşanan kazaları ya da ağır iş kollarında yaşanan kazaların
iş kazalarını daha önce konuşuyor olabilseydik, buradaki sorunların ne olduğunu tespit ediyor olsaydık belki bu kazalar yaşanmayacaktı. Bu konuda tabii ki diğer muhalefetin de sorumluluğu var. Hani bunun mücadelesini ediyoruz ama bunun belki de daha büyük kavgasını yapmak gerekirdi. Eylemini daha güçlü örgütlemek gerekirdi. Burada bunu gördüğümüz halde bunun gereğini yapmak açısından, yani iktidar yapmıyorsa bizim yapmamız açısından çok önemli şeyler olabilirdi. Yani bu mesele, biz de kendimizi sorumlu görüyoruz. Acaba daha iyi şeyler yapabilir miydik? Bu insanlar ölmeden sadece itiraz etmek yetmiyor çünkü. O yüzden mesela işçilerin örgütlenmesi, sınıf mücadelesinin burada büyütülmesi çok önemli bir konu. Yani itirazınızı örgütlü bir güçle gerçekten bir yaptırım gücüne dönüştürmek önemli bir konu diye düşünüyorum. Mesela dikkat edin, hükümet her zaman diyor ki yasalar çıkarttık. Yani her konuda gerçekten de yasa çıkartıldı, çıkartılmadı diyemiyorsunuz ama bu yasaların nasıl uygulandığı meselesi sorun. Çoğu zaman işte kağıt üzerinde uygulamalar yapılıyor ya da Avrupa Birliği işte dayattığı için bu şeyler gerçekleştiriyor ama onun dışında hani uygulamada çok ciddi sorunlar var. Yani uygulamaya gidildiğinde işçiyle bunu konuşma, yaşanan sorunları tespit etme, bu konuda ona göre rapor hazırlamak yerine daha çok iktidarın istediği gibi bir şey düzenleniyor. Bu konuda çalışma yapanlar yok mu? Var. Mesela sivil toplum örgütleri de dikkat ederseniz bunları açıklıyor. Türkiye'de iki rapor var. Bir sivil toplum örgütlerinin daha bağımsız, yani hükümetten bağımsız olan kurumların raporları var. Bir de resmi rapor var. Her zaman için bu resmi raporla bu kurumların raporu arasında uçurum vardır yani. İnsan hakları meselesinde de öyle, kadın meselesinde de öyle, iş sağlığı, iş güvenliği meselesinde de öyle. Çalışma yaşamının başka alanlarındaki sorunlarına ilişkin de böyle. Bu ciddi bir sorun. Yani bir resmi devlet görüşüyle bir gerçek olan var ve biz bu gerçek olanın mücadelesini çok daha güçlü yürütmek durumundayız. Bununla ilgili size bir soru daha soracağım zaten ama tam burada şunu söylemek istiyorum. Dediniz ya işte resmi raporlarla ilgili siz de bir değerlendirme yaptınız. Az önce Mithat Sancar buradan hükümete sesleniyorum, bir çağrıda bulunuyorum dedi. İLO aracılığıyla uluslararası bağımsız bir komisyon bu cinayetin gerçekleştiği Soma Maden Ocağı'nı incelesin. Hükümet de İLO'ya başvursun. Eğer hakikaten orada ne olduğunu açığa çıkartmak istiyorsa, madem bunun bu anlamda kendini temize çıkartmak istiyorsa dedi, hatta kendi ifadesiyle söylemek gerekirse, İLO'ya başvursun ve İLO'nun aracılığıyla uluslararası bağımsız bir komisyon oluşturulsun. O komisyon gelsin, bu iş cinayetinin olduğu yerdeki ocağı, yani Soma'daki maden ocağını incelesin. Siz de mesela bu konuda bir şeyler yapılabilir mi, yapabilir misiniz muhalefet partisi olarak? Diyorsunuz ki biz de kendimizi sorumlu görüyoruz. Bunlar olmadan önce başka neler yapabilirdik acaba sorusunu kendimize soruyoruz. Tam da böyle bir noktada neler yapabilir Halkların Demokratik Partisi? Ya tabii bu konuda ya insana yaklaşım, işçiye, emekçiye yaklaşımını hükümetin bir karar vermesi lazım. Yani buradan gerçekten rant elde etmek için, aşırı kar elde etmek için insan yaşamını bu kadar hiçe sayan bir politikadan vazgeçecek mi, geçmeyecek mi? Sonuçta kapitalizmin de bazı kuralları var yani. Daha çok kar elde etmek istiyorsanız o zaman işçinizi de memnun etmek, onun yaşam standartlarını yükseltmek durumdasınız. Yani buradan bile baksanız, yani kapitalist bir bakış açısıyla, zihniyetle bile baksanız yapmanız gereken şey işçinin standartlarını yükseltmek ve orada gerçekten bunun güvenliğini sağlamak olmalı ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Gerçekten uluslararası heyetlerin gelmesi bir rapor açısından bir şey ifade edebilir ama sonucun değişmesi konusunda Türkiye'nin artık bu köleci sistemden, köleci yaşam koşullarından vazgeçtiğini, yeni bir iş kanunuyla aslında yaşamı, iş yaşamını yeniden düzenleyecek bir yaklaşım içerisinde olması gerekir. Bunu da yaparken iktidarın ihtiyaçlarına göre değil, patronun ihtiyaçlarına göre değil, tam da işçilerin, meslek örgütlerinin, bu alanda uzman kişilerin katılacağı ve bütün bunların nasıl olacağı meselesini konuşmakla alakalı. Mesela bu maden işi daha önce kamuya aitmiş ve kamuda olduğu dönemde böyle bir şeyle çok fazla karşılaşılmıyor. Daha sonra özel sektöre devrediliyor. Sonra da mesela denetimleri konusunda en iyi çalışan yer diye ifade ediliyor. Bir de hükümetin böyle bir şeyi var. Aslında evet, denetimleri zaten falan. Zaten kendileri de açıklama yaptılar. Birinci sınıf kaliteniz var dediler bize diye ama Sebahat Hanım çok özür dileyerek sizi bölüyorum. İTÜ'den bir haber var. Malum haberdarsınızdır İTÜ'den. Evet, bir eylem var. Onunla ilgili bilgi almak için telefon attığımızda oradaki öğrencilerden Gürkan Çağan var. Sosyal medyada da takip ediyorum Gürkan Çağan.
Bir takım görüşmeler oldu galiba. Siz anlatın isterseniz. Neler oldu tam olarak orada? O görüşmelerin neticesinde neye varıldı ve neye karar verildi? Şimdi şöyle, daha önce de ana haber bültenimize katılmıştık, evet. Az önce. Buradaki durumu özetlersek, ana haber bülteninden sonra burada öğrenciler ve asistanlar tarafından bir forum gerçekleştirildi. Ve bu forumda belli başlı talepler ortaya çıktı. Bu taleplerin başında Orhan Kural'ın istifa etmesi geliyor. Daha sonra İTÜ Rektörlüğü'nün bu yaşanan cinayetler, katliamlar hakkında kınamayası yazması isteniyordu. Ve bu Soma AŞ ile İTÜ'nün bütün ticari anlaşmalarının feshedilmesi geliyordu bu şeylerde ve aynı zamanda bu Alp Gürkan gibi isimlerin, bu Soma AŞ'ye yardım eden isimlerin istifasının olması isteniyordu. En son yapılan görüşmelerde de İTÜ Rektörlüğü'nün genel sekreteriyle bir görüşme oldu. Bu taleplerden ikisi kabul edildi. Alp Gürkan işten çıkarıldı ve aynı zamanda buradaki öğrencilere soruşturma açılmaması talebi karşılandı. Öğrencilere soruşturma açılmayacak. Şu an dışarıda hala arkadaşlarımız genel sekreterle görüşüyor. İçerideki durumda da yine basın açıklaması yapılmıştı daha sonrasında taleplere ilişkin. Basın açıklamasından sonra tekrar bir forum gerçekleştirildi ve buradaki öğrenciler buranın güvenliğini sağlamak için yine bir forum oluşturuldu ve görev paylaşımı yaptılar. Sağ çizelgesi oluşturdular, ihtiyaç listesi oluşturdular. Buna göre hareket ediyorlar şu anda burada. Çok sektörünüze işleyen bir durum var. Herkes her kapıda nöbet tutuyor, giriş çıkışları kontrol ediyor. Öyle yani burası biraz. Demokratik katılım Gezi Parkı gibi bir şeye doğru gidiyor yani burası. Biz de buradan takip ediyoruz zaten. Çok teşekkürler yeni bilgiler için. Şöyle tweetler de var sosyal medyada. Siz de paylaştınız zaten yeni bilgileri ama bir kez daha toparlamak gerekirse... Alp Gürkan'ın Maden Fakültesi Danışma Kurulu'ndan çıkarılacağı deklare edilmiş. Evet. Siz de bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Ve ayrıca öğrencilere soruşturma açılmaması talebinin de kabul edildiğini, evet. İTÜ Maden Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin neticesini bizlere aktardınız. Evet. Çok teşekkürler Gürkan Çağan. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Belki yayınımız devam ediyor çünkü yeni bağlantılar da gerçekleştirebiliriz. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Sağ olun. Vay. Şimdi İTÜ'den haberler böyle. Onları da belki değerlendirmek istersiniz. Sonuçta şu önemli bir konu tabii, öğrencilere soruşturma açılmıyor olması. Gerçi zaten böyle durumlarda olmaması gereken bir şey ama Türkiye'de böyle şeylere takılıyor biliyorsunuz. Bir de Alp Gürkan'ın Maden Fakültesi Danışma Kurulu'ndan çıkarılacağını deklare edilmiş olması. Tam da aslında biz bunları konuşuyorduk. Yani iktidara bırakmak dışında neler yapılır onu değerlendiriyordunuz. Siz özelleştirmeden bahsediyordunuz. Ve çok önemli bir konudan da bahsediyorsunuz aynı zamanda ama ben tekrar şuraya dönmek istiyorum. Mesela örgütlenmeden bahsettiniz, toplumsal tepkilerden bahsettiniz, daha büyük bir dayanışmanın olması gerektiğini söylediniz, hesap verilebilirlik konusunda daha örgütlü bir mücadelenin olması gerektiğini söylediniz. Bunları Soma faciasıyla birlikte ortaya çıkan toplumsal tepkiyi, bu anlamdaki örgütlenmeyi siz yeterli buldunuz mu Sebahat Hanım? Ya tabii Soma faciası üzerinde özellikle hem Türkiye metropollerinde hem Kürdistan'da ortaya çıkan tepki önemli bir tepki. Ama bu tepki genelde sönümleniyor yani daha çok güncel konularda çok vicdani bir mesele olduğu için insanlar bu kadar toplu bir katliam karşısında tabii ki sokağa çıkmayan, buna ses vermeyen, tepki vermeyenin insanlığından şüphe ederiz. Yani bu çok vahim bir durum. Yani şu an Türkiye'de herkes aslında bir şekilde bu şeyi, yaşanan felaketin, yaşanan bu katliam karşısında tepkisini ifade ediyor. Ama sorun bunun belli bir süre sonra sönümlenmesi meselesi. O yüzden sendikal mücadele, işçi sınıfının kendi örgütlü mücadelesini yükseltmesi önemli bir konu. Tabii Türkiye'de hep böyle yani sendikaların da ne kadar görev ve sorumluluğu yerine getirdiği, bu konuda gerçekten hükümete adım attıracak ya da geri adım attıracak
bir şey yaptığı meselesi sorunlu bir mesele diye düşünüyorum. Eğer sendikalar bu kadar zayıf olmasaydı belki de hükümet bugün bu kadar aymaz davranmayacaktı. Yani sınıf mücadelesini biraz daha görünür kılmak, bu konuda gerçekten işçi dayanışmasını güçlendirmek, sınıf dayanışmasını güçlendirmek bugün işçi sınıfının yaşadığı sorunların çözümü açısından da önemli bir konu olacak. Yani bunlar kader değil, bunlar engellenebilir ve biz bunları engelleyebilmek için örgütlü mücadeleyi yükseltmek durumdayız. Dolayısıyla bizim yapacağımız, Halkların Demokratik Partisi olarak, biz tabii ki işçi sınıf adına konuşmak değil ama işçi sınıfıyla dayanışarak bu sorunların çözümü konusunda bulunduğumuz her yerde bunun mücadelesini yürütmeye devam edeceğiz. Siz örgütlü değilseniz, örgütlü gücünüz yoksa bunun eylemini de gerçekleştiremezsiniz. Bunun eylemini gerçekleştiremezsiniz de değiştiremezsiniz. Yani biz dünyayı değiştirmek istiyorsak, gerçekten daha demokratik, özgürlükçü, insanları, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyulan, yaşam hakkına saygı duyulan bir dünyada yaşamak istiyorsak, bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, o zaman yapmamız gereken şey bunlar için örgütlü mücadelemizi yükseltmek. Bunu yapabilirsek ancak güçlü bir başarı elde edebiliriz. Aksi takdirde biz hep böyle tabi olan, itiraz eden, belli bir süre sonra da işte o itirazıyla birlikte yaşamaya devam eden bir noktada olmaya devam ediyoruz. Yani bugün biraz önce söyledim, yani AKP iktidar döneminde 13 bin işçi insan yaşamını yitirmiş. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir katliam, belki de işte bu kadar toplu olmadığı için insanların çok dikkatini çekmiyor ama 12 yıl boyunca uyguladıkları politika, neoliberal politikaların Türkiye'ye yansıması, bunun bir sonucu. O zaman biz buradan yeni bir yaşam, yeni bir çıkışı birlikte örgütleyebiliriz. O yüzden sendika mücadeleyi de belki de yeniden gözden geçirmek. Yani böyle bir şey olabilir mi? Devlete yakın sendika, yok muhalif sendika. Yani işçi her yerde işçidir. Dolayısıyla siz bunu iktidara yakınlığınıza göre ifade edemezsiniz. Eğer siz bir işçinin, muhalif olan bir işçinin dahi yaşam hakkını savunamıyorsanız, yarın kendi yaşam hakkınızı savunamazsınız. Bu çok ciddi bir sorun. Eğer siz işçilerin, emekçilerin haklarını savunamıyorsanız, insanca yaşam koşulu, örgütlenme hakkı, sendika kurma hakkı, bunlar yapamıyorsanız başka bir sorun olur. Şimdi biraz önce İTÜ'deki arkadaşımız konuştu, dedi ki soruşturma açılmayacak. Şimdi soruşturma açılmayacak, yarın başka bir nedenle açılacak. Yani biz Türkiye bunun o kadar çok örneğiyle karşı karşıya ki şimdi açmıyor. Toplumsal muhalefet nedeniyle açmayacağım diyor, şeyi bitiriyor ama birkaç ay sonra bakıyorsunuz bu eylem etkinliklere katılan öğrenciler başka nedenlerle ya okuldan uzaklaştırılıyor, ya disiplin soruşturması açılıyor, ya da başka bir şey, ya da iş yerlerinde örgütlenenler sendika örgütlendiği için işten çıkartılıyor, performans düşüklüğü deniliyor, bilmem işte başka nedenlerle. Hiçbiri demiyor ama siz sendikal örgütlenme içinde olduğunuz için, bunun mücadelesini verdiğiniz için sizden çıkartıyor, sizi çıkartıyoruz demiyor ama biz biliyoruz ki asıl neden muhalif bir örgütlenmeyi, sendikanın orada örgütlenmesini engellemek için, ya da devlet kullandığı kendi yöntemi gibi, yani kendisine yakın sendikaları örgütleyerek, herkesi oraya mahkum ederek aslında örgütlenmenin önünü kesmeye çalışıyor. Buradan belki işçilere, emekçilere bir çağrımız olabilir. Yani biz bir daha böyle felaketlerin yaşanmasını istemiyorsak, bir daha diri diri mezara gömülmek istemiyorsak, ya da yaşam hakkımızın elinden alınmasını istemiyorsak, o zaman sınıf dayanışmasını, işçi dayanışmasını güçlendirmek durumundayız. Eğer bugün bu böyle şeyle, hani 3 dakikalık şeylerle, iş bırakmayla falan olmaz yani. Bir bütün hayatı duracak. Çünkü bu hayatı kuran işçilerse, emekçilerse, o zaman onların yaşam hakkına saygı duyacak, onların insanca çalışma koşullarını sağlayacak tedbirleri almak herkesin sorumluluğu diye düşünüyorum. Ama en başta da bunu işçilerin yapması gerekiyor. Eğer işçiler, diyelim ki o Soma Madeni'nde eğer yaşanan sorunları, sıkıntıları anlatabilselerdi, oraya denetlemek için gelenlere aslında gerçek bu değil, gerçek burada başka diye ifade edilseydi, bugün belki orada başka bir şey yapılacaktı. Kaldı ki aslında hükümetin kendi raporları var madencilik konusunda. Şimdiye kadar ama işte ancak herhalde Sabahat Hanım olaya giriyor mu? Ancak herhalde işlerinden olabilirlerdi. Yani deniyor. Oraya giden denetçiler dikkate alırlar mıydı? Aslında hayır. Hükümetin 19 yılda 146 şeyde, maden ocağında araştırma yapılmış. Bunlardan sadece 8-9 tanesinde 18 tanesinde kurallara uygun
olduğu tespit edilmiş. Diğerlerinin hepsinde aslında usulsüzlük var. Ama hiçbirinin yaptırımı yok. Hiçbir maden kapatılmıyor ya da geçici süreyle kapatılıyor. Sonra patron bir şekilde bu şeyle hükümetle bağ kuruyor. Bunlar yeniden açılıyor. Yani aslında hükümet kendi denetimlerinde de ciddi bir usulsüzlük, ciddi bir kuralsızlık olduğunu, yani o konuda denetimler konusunda ortaya çıkan sonuçlar var. Onları bile uygular bir noktada değil. Yani onları bile uygulasa aslında Türkiye'de bu konuda çok ciddi bir adım atılmış olacak. Yani mesela inşaat sektöründe böyle, madencilikte böyle, tersanelerde böyle, tekstil atölyelerinde böyle, yani o kadar çok alanda bir şey var ki aslında bu usulsüzlüklerin çoğu da tespit ediliyor ama gereği yerine getirilmiyor. Peki Sabahat Hanım, sizinle birlikte toparlamamız gerekirse bizim yayınımız devam edecek. Fakat son olarak neler eklemek istersiniz, neler söylemek istersiniz? Sizi uğurladıktan sonra Soma'ya döneceğiz ve birkaç telefon bağlantımız daha olacak. Ya ben öncelikle tabii Soma'daki felaketin çok büyük olduğunu, yani bunun sonuçlarının, toplumsal sonuçlarının ileriki dönemde çok daha açığa çıkacağını düşünüyorum. Ama bu konuda insanların acısını bile yaşamasına izin vermeyen, bunu protesto ettiği için, yani beni öldüremezsin, diri diri gömemezsin dediği için insanlara saldıran, gazla, jopla müdahale eden bir iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yani bırakalım bunun, bu konuda kendisini sorumlu gören, birazcık utanan, yani evet burada benim de sorumluluğum var bu ölümlerde deyip hani istifa etmesi gerekirken bırakalım bunu yapmayı. Buna itiraz eden, buna isyan eden insanları bile işte engellemeye çalışan, gazıyla, jopuyla, devletin gücünü kullanarak şiddet uygulayan bir yaklaşım demokratik olması mümkün değil yani. Bu kabul edilebilir bir durum da değil. Yani insanların kendi acısını yaşamasına bile izin verilmiyor. Bu kabul edilebilir olmadığının bir kez altını çizmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi olarak biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle, yani işçi sınıfının emeğin özgürlüğü mücadelesi, insanca yaşam koşulları konusundaki mücadelemizi tabii ki devam ettireceğiz. İşçi sınıfıyla dayanışma içerisinde olacağız ve hükümetten bunun hesabını sormak için bulunduğumuz her koşulda bunun mücadelesini yürüteceğiz. Hem parlamentoda hem sokakta bunun mücadelesini yürüteceğiz. Bunun arkasını bırakmayacağız. Yani çünkü biz eğer Soma'da yaşanan katliamı unutturursak aslında geleceğe dair umudumuzla da insanlığımızla yitirmiş oluruz. Bütün, tabii ki hepsini aynılaştırmak, işte bütün katliamların hesabını soracağız gibi bir genelleme de yapmak istemiyorum. Hepsinin ayrı şeyleri var. Hı hı. Hepsinin hesabını ayrı ayrı sormak gerekiyor ama özellikle bu alanda yaşanan bu trajediyi sorgulamak ve Türkiye'de yani insanların bunun farkında olmasını sağlamak açısından elimizden ne geliyorsa bunun mücadelesini yürüteceğiz. Bunun örgütlemesi, yani bu kapitalist moderniteye karşı, bu köleci sisteme karşı, 21. yüzyılda ortaya çıkan bu sisteme karşı biz örgütlü mücadeleyi yükselteceğiz. Biz öyle 1800'lü yıllara atıfta bulunarak değil, 1800'lü yıllardan bugüne yapılan bütün şeylerden, deneyimlerden ders çıkararak 21. yüzyılda nasıl bir çalışma koşulu olacağı meselesini her gün gündeme taşıp, ama asıl meselenin insan olduğunu, asıl meselenin para, rant, kar değil. Hı hı. Çünkü sizin asıl önemsediğiniz şey para olursa, rant olursa, oradan kendi iktidarınızı güçlendirmek olursa, o zaman işte insanlar her gün teker teker ölürler, toplu ölürler ve siz bunun farkına bile varmazsınız. Hatta bunu olağanlaştırırsınız. Çünkü birilerinin iktidarını koruması için, birilerinin yükselmesi için birilerinin ölmesi gerekir. Bu aslında köleci dönemin uygulamalarıdır. Biz asla buna izin vermeyeceğiz ama bunun için öncelikle işçi sınıfının, işçilerin kendisinin örgütlenmesi ve buna çok güçlü bir itirazda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi değiştirecek olan da şey de bu. Yani bu itirazın örgütlü bir güce dönüşmesi ve bu konuda gerçekten bir yaptırıma ulaşması. Yoksa AKP hükümeti ya da başbakan gelip toplumun yüreklerini sızlatan, aslında insanlar hala ölülerini gömmemişken onların öfkelerini daha da artıran sözler sarf etmeye devam edecek. Bakanlar
hiçbir şey olmamış gibi orada açıklamalar, sayılarla oynayacaklar. Mesela sayılar değil, her gün işte şu kadar çıkardık, bu kadar insan çıkardık diye ifade edecek ve bunun karşılığında hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranmaya devam edecek. Biz bir kez daha Soma halkının acısını paylaştığımızı ifade ediyoruz. İşçi sınıfına tekrardan başsağlığı diliyoruz. Türkiye halklarına başsağlığı diliyoruz. Ve bunun mücadelesini birlikte yürüteceğimizi ifade ediyoruz. En azından kendi üzerimize düşen sorumluluğu biz aldık. Yani onu diyelim. Hükümet almamış olabilir. Ama biz aldık buradan büyük bir sorumlulukla bu mücadeleyi daha güçlü yürütme iddiasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler izlenimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Çok önemli noktaların da altını çizdiniz. Hükümet kendi payına düşeni almamış olsa da biz buradan kendi payımıza düşen sorumluluğu alıyoruz ve bundan sonra bu konuları da daha aslında farklı bir şekilde yaklaşacağınızı da ortaya koymuş oldunuz. Böyle facialar olmadan yapılması gerekenleri yapmak ve bu faciaların olmasını önlemek, engellemek için de daha çok örgütlü mücadele gerektiğini söylediniz ve daha örgütlü işçilerin de olması gerektiğini özellikle altını çizdiniz. Sendikacılığında taşeronlaştırmayı da konuştuk. Oradaki izlenimlerinizi de bizimle paylaştınız. Biz yine bir kısa ara vereceğiz. Sebahat Tunceli uğurlayacağız ve sonra tekrar Dilek Gül'e döneceğiz. Soma'dan yeni haberler var mı? Ocak'ta ne oluyor? Çünkü bir yandan yeni bir rakam açıklandı. Fakat Dilek Gül de orada takip ediyor İmece TV ekibi. Bunu gördüler mi? Çıkartılırken madenciler 292 rakamı açıklandı çünkü. En son Dilek Gül ile kurduğumuz bağlantıda bize bu bilgiyi vermemişti. Bu bilgiyle ilgili yeni haberleri almak üzere de Dilek Gül'e bağlanacağız. Başka bağlantılarımız da olacak. Az bir aradan sonra yeniden karşınızdayız.